Öncelikle şunu soracağım hocam. Biz daha önceleri, yani yıllar önce bu meme estetiği bu kadar yaygın gündemde değildi. O zamanlar ücretleri mi fazlaydı, teknoloji mi daha azdı veya bilinçlendirme mi azdı? Şimdi birçok hastamızdan veya arkadaşımızdan da görüyoruz ki memeyi tırnak içerisinde güzelleştirmek amaçlı, estetik amaçlı birçok operasyonlar yapılıyor. Yani ne değişti hocam? Son 10 yılda ne değişti? En önemlisi estetiğe ulaşılabilirlik arttı. İkincisi de medya, magazin tarafından bu tür şeylerin yapılabildiği herkes tarafından bilgilendirildi. Bir diğeri de estetik cerrahi uzman sayısı arttı. Fiyatlar düştü mü hocam? Biz Fiyatlar... estetikten çok korkardık. Çok yüksek maliyetler düşünürdük. Evet. Çünkü ya bir tıbbi ihtiyaç vardır. Hadi onu bir şekilde hallediliyordu mecburiyetten ama estetik çok lüks görünüyor. Artık o kadar lüks görünmüyor mu? Evet, daha ulaşılabilir oldu derken bundan da bahsediyorum. Yani fiyatlar da daha uygun ve insanlar 3-5 kuruş biriktirip maaşlarından, harçlıklarından biriktirip bu tür ameliyatlar için başvurabiliyorlar. Çok ünlü olmak gerekmiyor meme operasyonu yaptırmak İşte hep için. bu artistlerde ünlülerin bir tedavisi, bir düzeltilmesi veya bir Evet. estetiği olarak görülüyordu ama şu anda herkes, yani komşumuz da, arkadaşımız da, Bunun psikososyal bir yani temeli var hocam. olabilir Yani değil o mi? yüzden tabii ki yani şimdi şöyle düşünün. Birincisi artık gerçekten iletişim çağında herkes daha fazla görünür. Görünür olduğu için kendi estetiğine, kişisel bakımına da daha dikkatli. Ama öte taraftan bu işin bir aile hayatı, bu işin bir psikolojik boyutu, kendisinden memnuniyetsizlik sergilemenin yansıttığı kişisel psikosomatik bozukluklar da ortaya çıkıyor. Ayrıca doğumsal olan memelerde asimetri, biri daha küçük, kabul edilebilir bir boyutları var ama biri daha büyük olması, sarkması ya da doğum sonrası tamamen memede o kadar ciddi bir gerileme oluyor ki dış derisi kalıyor. Ben şimdi bu tip hastalar bana hormon tedavisi için geldiği için biliyorum bunların yansımalarını. Eşler de son derece bu durumdan rahatsız olabiliyor. Fonksiyonel mesela çok büyük bir meme, sırt ağrıları, sırt eğrilikleri, yaşam kalitesi düşüyor ve artık ulaşılabilir olması. Daha da ötesi kimse artık bunu yaptırdı diye bir diğerini Söylemiyor. söylemiyor ve aşağılamıyor. Eskiden yaptırmak biraz ayıp ayıp gibiydi. gibiydi, değil mi hocam? Evet, şimdi Yani bunlar insanlar daha rahat, daha rahat gerekliliği bahsedebiliyor anlaşılır ya da hale Peki hocam, geldi. Hasta portföyünüz. Bunlar hasta mı diyeceğiz yoksa ihtiyaç sahibi Tabii diyelim? ki biz hekimiz. Bize Hasta başvuran diyoruz. insanlar da hasta.